بیوگرافی یکی از مشهورترین فوتبالیستای اهل ترکیه آردا توران براتون گفتم. پس همراه من باشید. Made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew. Here's Arda Turan. Nice weighted pass, perfect for Bielsa. You always gave installments. Always knew you concentrated and grew. The quality of the controller and the fantastic cross that comes in from Arda Turan. That's the second great ball he's knocked in. Reinvention. Do you believe that life is holding the clue? A really good run from Arda Turan, trying to buy a challenge, could go all the way. Take all the lonely moments, give me full communication with you. Your smile, shine a little light, all right. Brilliant work from Slavin, picks out Arda Turan, he gets into the box. Do you believe in reinvention? Do you believe that life is holding the clue? Arda Turan waiting his moment. توران در سال 1987 در بایران پاشای استانبول به دنیا آمد. زمانی که فقط 12 سال داشت به گالاتاسارای پیوست و تا سال 2005 در جوانان گالاتاسارای بازی کرد و از سال 2005 تا 2011 در تیم اصلی زیر نظر مربیان بزرگی کار کرد. در 22 سالگی بازوبند کاپیتانی و شماره 10 این تیم را از آن خودش کرد. توران در گالاتاسارای تونست یک بار قهرمانی در سوپرلیگ ترکیه و یک بارم قهرمانی در سوپرجام ترکیه را تجربه کنه. اما در سال 2011 یک پیشنهاد فوق‌العاده از اتلتیکو مادرید اسپانیا دریافت کرد و در سال 2011 به این تیم قدرتمند اسپانیایی پیوست. آردا توران پس از توافق 29 میلیون پوندی و با قراردادی 5 ساله رسما بازیکن بارسلونا شد. بریم با هم گزارشی از خونه آردا توران که همسرش منتشر کرده رو ببینیم. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok merak edilen evimin kapılarını sizler için bugün açıyorum. Yorumlarınızda belirttiğiniz gibi çok çok istek alan bir bölümdü. Umarım çok büyük zevkle izlersiniz. Buyurun evi gezmeye başlayalım. Şimdi öncelikle salondan başlayalım şöyle. Ben evin temel şeylerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü şöyle yorumlar okudum. Aslan, kendin gibi, kıyafetlerin gibi evi de çok koyu yapmışsın. Şimdi çocukların ve bizim en çok zaman geçirdiğimiz aslında yan salon bir yemek bölümüne geçelim. Burası genelde çocukların yemek yediği, tabii ki çocuk sandalyeleri, yemek yediğimiz, hep beraber ailece zaman geçirdiğimiz yemek masamız. Ben daha önceden de bahsetmiştim, böyle kalabalık sofralar çok sevdiğim için bunu birazcık işte böyle içeride iki sandalye daha var. Normalde 12 kişi oturabiliyor ve burada çok keyifli zamanlar geçirebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi mutfak konusunda şöyle bir şey oldu. Bar sandalyeleri dediğimiz uzun, yüksek sandalyeler aslında kullanışsız gözüküyor olabilir ama hiç değil. Yani ben tavsiye ediyorum çünkü şöyle göstereceğim sizlere. O kadar rahat ki yani oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz. Çünkü benim yani Arda sporcu olduğu için bu detaylara çok dikkat etmemiz gerekti. Ama günün sonunda çok rahat ettik. Burası da böyle küçük bir kahvaltı alanımız oluyor. Çocuklar bazen bu şekilde, tabii onların bebek sandalyeleri yetişmiyor ama bir şekilde burada da yemek yiyebiliyoruz. Zaten şurada ufak bir gazebomuz var. Onu da göstereceğiz. Birazcık şansımıza, hava bugün yağmurlu. Hatta şimşekler falan çakıyor ama çok güzel bir alanımız var burada kahvaltı için. Birazdan onu da dediğim gibi. İnna
سابقه فوتبال حواشی زیادی هم به دنبال داره. 3 سال پیش درگیری بین این فوتبالیست و برکای شاهین خواننده مشهور در یک کلوب شبانه در استانبول آغاز میشه، جایی که این دو نفر با همدیگه درگیری فیزیکی پیدا میکنن و آردا توران با سر به بینی برکای میکوبه، اونو مجروحش میکنه. به دنبال شکایت برکای حکم 12 سال زندان برای آردا توران صادر شد، اما مدتی بعد با پرداخت جریمه تبرئه شد. آردا در سال 2016 با یک مدل اهل گرجستان به نام میراندا دوست شد. مدتی هم با سینم کوبال نامزد بود تا اینکه در سال 2018 با آسلیهان دوان ازدواج کرد و 2 تا بچه هم دارن. آردا بسیار ثروتمنده و با هدیه های گرون قیمت همسرش رو همیشه سورپرایز میکنه. کلکسیون ماشین‌هاش هم معروفه. البته جز چهره‌های خیر و مردمی ترکیه هم هست و همیشه در کمک رسانی به محرومین نامش شناخته شده است. ادامه گزارش از خونه این فوتبالیست رو ببینید. Evet arkadaşlar, şimdi benim bu evdeki favori katıma geldik. Bu güvenlik kapıları hayat kurtarıcı. Bunları ben Keyif Bebesi'nden almıştım. Şöyle kapattığım zaman hem alta gidiş hem üst kata çıkışı kesmiş oluyorum. Ve çocuklarım tamamen şöyle, hatta yapayım gördüğünüz gibi. Bunları açmaları çok zor, açamazlar yani şu anda, inşallah öyle umuyorum. Yani hiç öyle bir problemle daha karşılaşmadım çok şükür. Girişte tabii ki benim vazgeçilmezim. Artık beni yakından takip edenler herkes biliyor bu siyah beyaz resimlerle ilgili olan. Onlara karşı duyduğum o güzel enerjiyi ve sevgiyi gerçekten. Şimdi bütün katı, burası dediğim gibi benim favori katım çünkü çocuklarımın katı. Şöyle siyah beyaz resimleri sıraladım şu şekilde. Burada Hamza'yı koymuşum, hemen yanına Asil'i koymam lazım haksızlık olmasın. Burası full Hamza. Aşırı benzemeye başladılar bu arada. Burası da sırayla Asil'in resimleri. Onlar kendilerini görünce burada mutlu oluyorlar. Hani siyah beyaz falan o şekilde ilgilenmiyorlar. Zaten burada dediğim gibi bir neon çok güzel. Bu Daddy's Boy, Mommy's World yazısı çok özel bir yazı. Ona ilk Hamza doğduğunda Hamza'nın odasındaydı. Burada sevgili Fatih Hoca'nın hediyesi var ve altında da babasının oğullarına ilk imzaladığı Galatasaray formaları var. Bu da ikisi için oğullarıma diye imzaladığı başka bir Galatasaray forması. İşte demin bahsettiğim gibi bu dekorları 20 sene sonra bile değiştirmek istemiyorum. Çünkü bunlar hep yaşanmışlık. Demin bahsettiğim şey de buydu. Asil'in bu alt değiştirmesiyle ilgili çok soru gelmişti bana. Arkadaşlarım geldiği zaman çok beğenmişti. Aslında burada çekmece yok gibi gözüküyor ama bastığınız zaman çok pratik bir şey, aklınızda bulunsun. Çünkü biz bazen anneler burada bebeği tutarken, altını değiştirirken falan direkt böyle elimiz ayağımıza girebiliyor. Buradan kremini alıyoruz. Buradan hemen mesela atıyorum şunu alacağız. Bu çok pratik geldi bana. Şöyle düşünebilirsiniz ama görüntü olarak da öyle çekmece çekmece durmuyor aslında. Güzel bir birim.